Ne haber? Buluşalım mı? Ay Burcu, seni bu öflerinle arama duvar öreceğim ha. Bir süre görüşmeyelim yani. Niye barda değilsin sen? Ben artık Serpil Hanım'ın yanında çalışıyorum. Bir rapor istedi de onu yetiştirmeye çalışıyorum. Serpil Hanım kim ya? Emir Bey'in annesi var ya. Oo. Hı hı. Oo. Hı hı. Sen ev işlerine yardım etmeye mi başladın? Aa, o kadın ev hanımı değil mi ya? Yok. Serpil Hanım kimya mühendisi. Allah Allah. Bak beni lafa tutuyorsun teyze, yetiştiremeyeceğim valla. Ne yaparsan ya? Şu çanta meselesini de hallet. Halledeceğim ya, halledeceğim. Çantayı da, başka şeyleri de. Ay Burcu, çok negatifsin ya. Ben de negatifim ve negatif negatifi iter. Aa, ben itilmek istemiyorum. İtilmek istemediğim için de gidiyorum. Bay bay. O çanta işini hallet. Tamam ya. Lafta değil. Hallet. Ciddiyim, hallet. Bir daha görüşmeyelim. Sizin evde de karşılaşmamaya çalışırsan sevinirim. İyi akşamlar. Ah, hoş geldin yavrum. Hoş geldin çocuğum. Neredesin ya? Arıyorum arıyorum, açmıyorsun telefonunu. Arkadaşlarlaydık işte, öyle oturuyorduk. Kim acaba bu arkadaşların? Şu arkadaşlarınla bir günde babanla ben bir tanışsak. Ha çocuğum? Ya hepsini tanımak zorunda mısın? Değilsin. Ne? Görüyorsun değil mi agresyonu? Hı? Buram buram. Bak ben sana söylüyorum, bu çocuğun bir derdi var. Abartma Allah aşkına Serpil. Bir derdi falan yok. Bizim çocuğumuz her zaman böyleydi. Hayır, her zaman böyle değildi. Değildi. Eskiden böyle pasif geçiştirmeler yapardı. Şimdi bayağı aktif geçiştirmeler yapıyor bize. Ben anlarım. Evet. En iyi sen anlarsın zaten. Ama ben anlamaktan çok yoruldum. O yüzden artık biraz sen anla. Allah Allah. Ne dedim şimdi? Ben döndü dolaştı, yine bana geldi. Bunu duyduğuma çok üzüldüm zaten. Evet, evet. Ama önünde sonunda olacaktı nasılsa bu. Yani. Ben buradayım. Ne zaman konuşmak istersen konuşuruz, tamam mı Pervin? Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Hadi bay bay. Seyri sefa. Kaya Beyciğim. Ne güzel. Hayat size güzel. Şu yüzünüzü acaba biraz da diyorum şöyle evinize mi bir döndürseniz? Yani manzaraya karşı öyle oturdum Serpil. Suç mu? Vallahi suç mu bilmiyorum ama eğer oğlun sabahtan beri kendisini odasına tıkmış ve saatlerdir de dışarıya çıkmıyorsa, evet, babalık suçu işliyor olabilirsin. Ne yapayım? Yanına mı gideyim? Odasına mı çıkayım? Şu telefondaki kişiye gösterdiğin özenin onda birini oğluna göstersen ne olur acaba? Ha? İstediğin zaman benimle konuşabilirsin falan de mesela. Ha Kaya? Pes. Yani ben bugünlerde ağzımla kuş tutsam sana yaranamıyorum. O zaman bir zahmet artık o kuşu tut da öyle konuşalım ha? Ne dersin? Çıkıyorum ben. Sorumluluk sende. Tamam. Hocam kusura bakmayın yani. Sizi göreceğim diye tutturdu, gönderemedim. Ben de mecburen buraya almak zorunda kaldım. Tamam canım, ben hallederim. Tamam. Seni görmek istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Sana ulaşmaya çalışıyorum Emir. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben sana ulaşmaya çalışıyorum yıllardır şu belgeleri imzala diye. Ben. Tamam. Tamam, rahat ol. Ben de boşanmaya geldim. Oldu mu istediğin? Belgeleri getirdin mi? Hayır. Ya o belgeleri imzalar getirirsin ya da benim bir daha karşıma çıkmazsın, anladın mı? Burada kimse evli olduğumu bilmiyor. Hemen git buradan. Hemen. Gir. Abi baba.
Cem. dışarı çıkmıyormuşsun oğlum. Evet. Yani. Anne mi gönderdi seni? Yok, ben kendim geldim. Yani benimle şey yapmak istersen diye, hani bir şey olursa bana çok rahat o konuda şey yapabilirsin yani. Baba, anneme söyleyeceğim, iyiyim işte. Tamam. Ya ben biraz fazla abartmışım alışverişi bu ay. Çantayı alınca da limiti aşmış oldum. Neyse ki okuldan Filiz bahsetti senden ve yaptığı işten. Yani ek iş olarak. Bilirim aşkım bu halleri. Hallederiz, merak etme. 3-5 işe çıkartırsın parayı. Ya zaten çantanın borcunu ödedikten sonra bir daha ihtiyacım olmayacak da. Takıl aşkım kafana göre. Bakarsın hoşuna gider. Kimisine para tatlı geliyor. Yeter! Yeter, ne zaman lazım olsa ortada yok. Geldim, tamam geldim. Tamam geldim, geldim. Tamam, buyurun. Ay çok yoruldum. Ay bittim, neredesiniz Allah aşkına ya? Of! Serpil. Dur, dur canım, dur. Ay özür dilerim arkadaşlar, buyurun lütfen. Çok yoruldum, bir zahmet çıkarıverin. İlk kat. Kilitli kapının önüne bırakıverin. Teşekkür ediyorum. Serpil, ne oluyor? Ne bunlar şimdi böyle? Bir şey yok hayatım, iş güç işte. Sen de demez misin yıllardır öyle ha? Ne oldu? Dikkat edin! Ederler. Ederler, sen merak etme, sen bir rahat ol. Bak Serpil, başımıza bir şey gel... hiç dinlemiyor ki bak, gene kendi başını buyruğuna gitti yani. Ben yardım edeyim diyeyim sana. Bırak, bırak. Düşürürsün sen, bırak. Ya niye düşüreyim? Dikkat edin siz de, dikkat edin. Bak önünde ne yazıyor, dikkat edin. Gel, gel. Gel, gel. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yakında bu ev havaya uçar. Görürsün bak, demedi deme. Bu arada ne oldu? Burcu sana ders verecekti hani. O iş iptal oldu ya. Ne demek iptal oldu ya? Nasıl iptal oldu? Anlatır mıyım ya? Ne demek anlatırım ya? Gel buraya, gel gel. Bir saniye, gelsene sen buraya. Oğlum ben günlerce kendi evime giremedim ya. Ama ne yaptım? Vazgeçtim mi? Geçmedim tabii. Ha, ne yaptığımın farkında mıydım? Bilmiyordum ama denedim, çabaladım. Ya tamam da baba, bu dinlemiyor ki. Anlamıyor yani. Tamam oğlum, sen de sesini duyurmak için var gücünde çalış. Allah Allah, sen benim gibi değilsin ki. Sen zekisin, yaratıcısın. Ya benim gibi tutup da koskoca bir peruşayı gönderecek değilsin ya kıza. Bitmedi mi daha? Bitti. Sana yaptım. Ne güzel olmuş bu ya. Sen anlar mıydın bunlardan? Ya öğrendik işte bir şeyler kafede. İyi. Bundan sonra yemek işi senden. Olur. Hazır elin değmişken bana bir tane daha yap. Annemini aç bırakıyor, cezalandırıyor. Yapayım mı? Yap, yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.